Neden böyle oldular? Neden olacak? Betüş bir faniyle evlendi. Dudu damadımızı hiç sevmiyor. Onları ayırmaya çalışıyor. Betüş'le Sadık'ın bebekleri olunca birbirlerine daha çok bağlanacaklar ya. Korkudan bu hale geldiler. Ah, o şapşaldan bir torunum olacak. O günleri göreceğime taş kesileydim. Nerede benim sihirli kürem? Peki Eda neden bayıldı? Ay ben... Kabus mu geliyorum bu Esmer mi? Ben fena ağlıyorum. Sen istediğin kadar bayıl Edacığım. Ben seni nasıl olsa ayıltırım. Berhan dedi ne olur bir şey yap gönder şunu. Aa niye öyle söylüyorsun Eda? Ne şeker çocuk baksana leblebi gibi ayol tam sana göre. Çok şekerse sen al Perihan teyze. Allah aşkına gönder şunu ya. Gönderemem hayatım bir peri başka bir periyi gönderemez sonra tekrar geri gelir. Fena oluyorum ama dur bir dakika. O zaman yapacak son bir şey kaldı. Ben de Esmer'i sadece dişi perilerin yapabildiği bir sihirle gönderirim. Oh be! Yaşasın. En azından sesi çıkmaz. Bakıyorum da gitgide annene benzemeye başladın. Yazık değil mi çocuğa? Aman geçince bir şey kalmaz. Hemen düzelt onu Eda. Bunu yapmaya hakkın yok. Ya Perihan teyze bırak bari birkaç saat kafamızı dinleyelim. Söz veriyorum sonra düzeltirim. Söz ama. Söz. Sen ne yapıyorsun o küreyle öyle Duducuğum? Betüş'ün sağlık durumunu kontrol ediyorum. Bir dakika. Aa başka periler beni çağırıyor. Hemen gitmem gerek. Umarım sadece Betüş'ün sağlığını kontrol ediyorsundur. Bana bak sen de hemen düzelt o çocuğu. Bunun cezası çok büyük. İşim biter bitmez gelip ikinizi de kontrol edeceğim. Sen hiç merak etme. Humala hamala ham. Hele bir ispiyonla Taci. Seni domuza çeviririm. Neler söylüyorsun Duducuğum? Ben yapar mıyım öyle şey? Ben seni ayıltırım ha. Anneciğim hayırdır inşallah. Bu ne sevinç. Etrafında havai fişekler uçuşuyor yine. Sadık işten ayrılmış. Ona gülüyorum, onu kutluyorum. Ne? Çok üzüldüm. Sadık işten mi ayrılmış? Çok yazık. Niye yazık? Ona müstahak. Bir dakika Esmer. Sadık mı işten ayrılmış? Yoksa Umur Bey mi onu kovmuş? Sadık ben istifa ettim diyor ama kesin Umur kovmuştur. Sihir yapmama da gerek kalmadı. Bir taşla iki kuş. Bu da ne demek? Neymiş o iki kuş bakayım? Kuş kadar aklı olan anlar. Sadık yakında iş bulamayınca sıkıntıya düşecekler ve bebek yapmaktan vazgeçecekler. Ha? Bu birinci kuş. Ay öteki kuş ne öteki kuş ne? Betüş sağda kafeden gelen parayla geçiniriz dedi. Ama bir eve eğer ekmek parasını kadın getirirse o evde dengeler bozulur. Erkek bunun altında ezilmeye başlar, hırgür çıkar, boşanırlar. Ay evet boşanırlar. Ay anneciğim var ya bazı şeyler aklınız çalışıyor tıkır tıkır. Ben bile hayret ediyorum. Şahanesin. Tabii ki. Sen annene ne sandın? Ay yandı. Kim bilir Esmer'in neresine geldi. Zalimler. Akılları hep kötü şeylere çalışıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evde peri annem babam ve bizlerle hayat renk.